Arkadaşlarım merhaba. Tuğçeli'nin bilançosuna bakalım. Evvela nakit döndürme süresi stabil. Net işletme sermayesinde 13 milyonluk bir açık var ama bu da ciddi alınacak bir rakam değil. Net borç çeyreklikte 180 milyon artış olmuş. Çeyreklik yatırımda bir artış yok ancak 2022 6'da 290 milyonluk bir yatırım yapmış. Bunu gidip faaliyet raporunda araştırmanız lazım. Bu yatırımın gelecekte ne zaman biteceğini, ne zaman size kazandıracağını, yatırımın geri dönüşünü ayrıca gidip hesaplamanız lazım arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakarak biz faaliyetlere bakalım. Faaliyetlerde ne yapmış? Evvela hasılata bakalım. Çeyreklik hasılat artışına bakacağız. Geçen yıl bu çeyrekte arkadaşlar %43-24'müş. İki çeyrek arasındaki artış şu anda 4,29'a düşmüş. Bir önceki çeyrekte 42'ymiş. Dolayısıyla bu en kötü 6 çeyrek, baktığım 6 çeyrek içerisinde en kötü performans olmuş. Satışlarda ciddi bir düşüş var arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık malda ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 18,72'ymiş. Bu sene 10,67 olmuş. Bir önceki çeyrekte 10,57'miş. Dolayısıyla burada da en kötü ikinci performansını göstermiş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen yıl 9,06'ymış. Bu yıl 5,56. Bir önceki çeyrek 8,02'ymiş. Burada da aşağı yönlü bir eğilim var. Net kâra bakalım. Net kâr dalgalıdır ama yine de bakacağız arkadaşlar. Geçen yıl 9,64'müş. Her 100 liralık öz kaynaklarına karşılık elde ettiği kâr bu yıl 2,77'ymiş. Bir önceki çeyrekte 6,82. Bu 2,77 maalesef son 6 çeyreğin en kötü performansı ve dikkat ederseniz son 3 çeyrektir aşağı doğru bir eğilimde var. Öz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreklikler ne yapmış? Geçen yıl 9,57'ymiş öz kaynaklar büyümesi. Şimdi 2,58'e. Bir önceki çeyrekte 51,82'ymiş. Tabii bir önceki çeyrek yeniden değerlendirme yıl sonunda yeniden değerlendirmenin etkisi var. Ancak geçen yıla göre kötü kabul edebiliriz. Tabii çeyreklik olarak da kötü ama geçen yıla göre kötü daha iyi olur. Öz kaynak büyümesine bakalım. Yıllık sabır olarak ne yapmış? 2022'ye 9. çeyrekte %103,36 büyürken şimdi 2022 12'ye gelince 91,51'e düşmüş. Şu anda da 79,30'a düşerek aşağı doğru bir eğilim oluşmuş. Fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. Fiyat hareketi 21.12.2021 tarihinde 11 lira 63 kuruş. Oradan bu yana öz kaynaklar %223 büyürken fiyat ayak uyduramamış. %152,11 gitmiş. Halka açık borcunu %53 fena bir rakam değil. Piyasa değer defter değeri 5 yılda minimum 0,65'i görmüş. Şu anda 1,82'de yaklaşık 3 katı kadar. FK 11,56, fiyat bölü hisse başı öz kaynakta 4,12 olmuş arkadaşlar. Peki böyle devam ederse bir getiri kıyaslaması yapalım. 79,33 büyümeyle. Şimdi defter değeri 11 lira, 16 lira 11 kuruş arkadaşlar. Bunu %79 oranında çoğaltırsak yıllık kazancınız 12,77 olur. Fiyat şu anda 29,32. Arkadaşlar siz buna 29,32 de verseniz, 29 milyon 32 de verseniz, 100 trilyon da verseniz, bunun büyüyeceği, size kazandıracağı öz kaynak açısından öz kaynaklarını %79 olur. Yani bu fiyatla alakalı bir şey değil. Dolayısıyla siz bunu şirkete yatırdığınızda 12,77, aynı şekilde 29,32 faize yatırırsanız 9,68 kazanırsınız. Aynı şekilde 29,32 yağa, şekere, tuza yatırırsanız da 16,56 olur. Dolayısıyla şirket her ne kadar faizi yenmişse de enflasyonun gerisinde kalmış. Burada yaptığımız alın satın tutun değildir arkadaşlar. Biz şirketin yönünü göstermeye ve bilançodaki değerleri
size izah etmeye çalışıyoruz. Videoları beğenip paylaştıysanız benim için iyi olur. Ayrıca siz de bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu da sizin için iyi olur. Erkenden bu videoları seyretme olanağınız ve ona göre pozisyon karar alma süreciniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.